da dinlediniz değerli izleyenler. Bütçe komisyonundaki görüşmelerde hem de muhalefetten isimleri takdirde sizin diyelim bu noktada. Ama bütçe komisyonunda biraz daha kalacağız. Plan ve Bütçe Komisyonu çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla ona bağlı kuruluşların bütçelerini görüşmek üzere de toplandı. Orada da Bakan Vedat Bilgin komisyonda EYT teklifinin Aralık'ta meclise sunulacağını ve 2023'te yürürlüğe gireceğini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Bakan Vedat Bilgin komisyonda bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. CHP'li milletvekilleri sunum öncesi dövizlerle protesto etti. Ardından görüşmelere geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sunumunda emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi. EYT teklifinin Aralık'ta meclise sunulacağını ve 2023'te yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye falan niyetimiz yok. Zaten Aralık ayında mecliste geldiğinde de göreceksiniz. Bu konuda ilk kez rakam telaffuz etti. EYT'li 1,5 milyon kişi olduğunu iddia etti. Milyonlarca EYT'li var. Bu milyonlarca EYT'li 5 milyondan başlıyor, 8 milyona kadar çıkıyor. Bunlar doğru değil. O şartları dolduran yaklaşık 1,5 milyon insan var. Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesi için Aralık ayında ilk komisyonun toplanacağını da açıkladı. Asgari ücreti, enflasyonun karşısındaki enflasyonun ücretleri, reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aralığın ilk haftasında da biliyorsunuz asgari ücret komisyonunu toplayacağız. Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığı ile işe başlıyoruz. Sözleşmeli memurları bu ay içerisinde kadrolu hale getireceklerini söyledi. Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o çalışmamızı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ayın içerisinde yalnız o kesin bu ayın içerisinde onu uygulamaya getireceğiz. Ne yapacağız? Onları kadrolu hale getireceğiz. Diğer yandan HDP'li milletvekilleri de Bartın'da hayatını kaybeden maden işçileri için baretli ve dövizli protesto gerçekleştirdi. Bakan Bilgin Amasra katliamına ilişkinde konuştu. 42 madenciye mezar olan madeni defalarca denetlediklerini ve her yıl ceza kestiklerini, buna rağmen madenin kapatıldıktan sonra tekrar açıldığını da itiraf etti. Çalışma Bakanlığı'nın sorumluluğu müfettişler üzerinden tespitler yapmak. Sakin olalım lütfen. Tespitler yapmak. Müfettişler üzerinden rapor hazırlamaktır. Müfettişler 3 şarttan da bu madenleri kapatma yetkisine sahipler. 2015 yılında bu madeni kapatmışız. Her yılda bu madene ceza kesmişiz. Her yılda ceza kesmişiz. Kim yeniden açtı? Sorusu basit. Bunu yargıya götürmüş maden, yargıya götürmüş maden işletme, yargı kararıyla açılmış. Daha farklı bir şey yapılmış. Bunun da bilinmesini isterim. Sadece maden işletmeyi açmamışlar. Madeni kapatan müfettişlere de tazminat davası açmışlar.